Halide Sultan haremde tek bir hadise çıkarsa bütün kalfaları ağları çöllere sürerim dedi. Aman nigar kalfa. Şu cariyeleri göz kulak ol. Hünkârımız sefere gidince Valide Sultan esip gürleyecek. Anladım. Dikkat edeceğiz. De, Hürrem'i nasıl zapt edeceğim? Baksana şuna. Haseki Sultan gibi dolaşıyor. Bak bir de ayağına çağırıyor beni. Nasıl haddini bildiriyorum şimdi bak gör. Ne oldu yine Hürrem Hatun? Süklüm ağa, hani bana ders verecek? Esber edeceğim saray. Çenen tutulsun. Süklüm değil, Sümbül ağa. Önce düzgün konuş. Beni çok üzdün Sümbül ağa. Ben ister Sultan Süleyman savaştan gelsin görsün ki Hürrem her şeyi Sümbül'den büyü gibi öğrenmiş. Peki. İkindiden sonra gel çalışırız. Bakarız işte. Hadi ortalıkta dolanma. Kimseye de fitne atma. Hadi. Anladım. Valide Sultan ne derse o tamam. O beni severse ölmek yok. Bir de şehzade yapacağım. Her şey. Sümbül ağa ben bir mektup yazmak istiyorum. Sultana. Aşkımı yazmak istiyorum. Benim yazı kötü. Ben söyle sen yaz. Ben senin arzu halcin değilim. Nigar kalfayla yaz. Yeter Hürrem Hatun. Çok işim var. Ben gidiyorum. Gitme Sümbül ağa. Daha çok soracak şeyler var. Hadi hadi yeter. Hazreti Sultanım, mutluluk sığınağın. Hürrem kulunuz ayaklarınızın altındaki toprağa yüz sürer hasretle. Benim saadetimin sultanı. Bu ayrılık ateşi yüreğimi dağlar. Ciğerimi söker atar. Nefessiz kaldım sultanım. Ayşe, çık git. Çağırmadan gelme, çık. Dolaptan şey alacaktım. Alma şey. Git dedim. Kapı kapı. Aptal kafa Ayşe. Ha, bir de şey diyelim. Ciğeri kebap. Sinesi harap. Evet. Yaz nigar kalfa. Nasıl göndereceksin bu mektubu Hürrem? Sen yaz. Ben bulur yolum. Ne olur bir daha oku mektubu. Yeter. Güzel oldu. Yazdık işte bitti. Gözyaşlarım durmaz. Sel oldu. Bu ayrılık ölümden beter oldu. Evet, bunu da yaz. Ayşe, git dedim. Bu odaya sak. Hürrem Hatun, kendine gel. Dayı Hatun, buyurun efendim.
Valide Sultan seni has bahçeye çağırıyor. Valide Sultan mı? Beni seviyor mu artık? Ya, çok seviyor. Hayran sana. Nigar Kalfa, yardımcı olun. Valide beni seviyor. Süleyman beni seviyor. Lala Kasım Paşa geliyor sultanım. Sizler çekilin. Lala ile yalnız konuşacağım. Valide sultanım, sizin huzurunuza kabul ne devlet? Hoş geldin Lala. Hayırlı uğurlu olsun vezirliğin. Aslanım sizi saraya davet etmekle çok yerinde bir karar almış. Onun üzerindeki emeğinizi en iyi ben bilirim. Bu mevkiyi layıkıyla taşıyacağınıza eminim. Benim de sizle paylaşmak istediğim bir husus vardı. Buyurun Valide Sultan, ne yapabilirim? Haremde benim de yakinen ilgilendiğim bir cariye var. Aslen Rutenyalı. Adı Hürrem. Müslüman doğdu. Güzel, terbiyeli bir cariye. Çok da marifetli maşallah. Sizin rahle-i tedrisinizden geçtiyse elbette mükemmel yetişmiştir Valide Sultan. Hürrem'le ilgili sizi de ilgilendirecek bir teklifim var. Hürrem bütün gün dersler alıyor. Kafasını kaldıramıyor. Sesi sedası çıkmıyor validem. Sultanım, Lala Paşa'nın oğlu Batur Bey Edirne Sarayı'ndan sizi görmeye gelmiş. Gelsin, buyursun. Daha iyi. Hadi git hemen dediklerimi yap. Hoş geldin Batur Bey. Lala Paşa mevzudan bahsetti mi? Evet Valide Sultanım. Hava çok güzel. Şu güllere bakın. Hürrem Hatun, şu güllerden toplasana benim için. Validem, sultanım, güller de sizin kadar güzel. Hemen topluyor ben. Nazar mı değdi? Vah vah. Canı çok yanmamıştır inşallah Hürrem Hatun'un. Yanmamıştır. Endişe buyurmayınız. Naz yapıyor Hürrem Hatun. Akşam oluyor, hadi dönelim. Nigar Kalfa, Hürrem Hatun akşam bana yemeğe gelsin. Baş üstüne sultanım. Thank you.
Batur Bey ne dedi? Beğenmiş mi? Beğenmek ne demek? Ölmüş, bitmiş. Gel benimle. Ne var? Kabahat mı yaptın? Ceza mı var? Gel gel korkma. Ya hatun, biz nereye gidiyor? Ben korkuyor. Gene ceza hapis mi? Esir mi oldum yine? Kölelik, cariyelik bitti Rutenyalı. Artık azat edildin. Edirne Sarayı'na gelin gideceksin. Sultan Süleyman beni Edirne'de mi bekliyor? Vezir Lala Kasım Paşa'nın oğluyla evlendiriyor seni Valide Sultan. Ben gelin olacağım Sultan Süleyman'la. Ben onun eşi. Sağır mısın sen? Sana ne diyorum anlasana. Vezir Lala Kasım Paşa'nın oğluyla evleneceksin. Ve Edirne'ye gideceksin. Bunu o küçük kafana sok. Hem de hemen yarın gideceksin bu sarayda. Yok. Ne olur olmaz. Olmaz. Saraydan gitmem. Sultan Süleyman. Yeter. Sultan Süleyman'ın adını ağzına alma. Valide Sultan karar verdi, gideceksin. Bu emirdir. Sultan'dan Allah razı olsun. Bak nasıl kurtulduk Rutenyalı köleden. Sultanım, inşallah bir aksilik çıkmaz. Ağzını ayrı aç. Şimdi o kölenin yüzünü görmek isterdim. Gidiyor. Gittiği yerde de cehennem azapları yaşar inşallah. İnşallah. Eğleniyor musun Mahidevran? Sayenizde muhteşem bir gece oluyor sultanım. Daha da iyi günlerimiz. Gecelerimiz olacak bundan böyle. Öyle değil mi Hatice? Hünkârımız Salimen muzaffer dönsün. Ben başka saadet istemem bariden. Hadi kalk odana git. Ağlamakla değişmez. Yarın yeni bir gün olacak. Valide Sultan'la konuşacağım.
Beni affet diyeceğim. Hadi hadi odana çabuk. Gel buraya Hürrem. Hayırlı olsun gelin hanım. Ben gelin olmayacağım. Bu saray benim. Gitmek yok. Ben sultanın kadını. Sevgili kadını. Yasak. Bana dokunmak yasak. Ölürsün. Daya Hatun. Alın bu terbiyesiz köleyi karşımdan. Ben köle değil. Ben Hürrem. Hürrem Sultan. Gitmeyeceğim. Öleceğim ama gitmeyeceğim. Hürrem. Ha? Duyacaklar, bağırma. Gitmeyeceğim. Ben ne yaptım? Bana niye kızıyorsun? Sen de yılan. Onlarla bir oldun. Biliyor ben gidecek. Kes sesini. Gitmeyeceğim. Şeytanla gitmeyeceğim. Gitsin et yerine. Öldüm. Ben öldüm. Sultanım, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Bir şeyler yemediniz mi daha? Yok canım, istemiyor. Söyle kaldırsınlar. Bütün gece uyumadım, sabahı zor ettim. Sultanım, yoksa dün gece Hürrem'in yaptıklarına mı üzüldünüz? Hayır. Hürrem yine ne yaptı anlat. Anlatsana dahi. Gitmem, gelin olmam diye yeri göğü inletti. Bak sen şu densize. Çağır hemen gelsin. Hadsiz. Ayşe Hatun, Hürrem nerede? Yukarıda Sümbül'a geldi, konuşuyor. Gece yıktı ortalığı. Azar yiyordur. Ne oldu gece? Gitmem saraydan, evlenmem diye bağırıyordu. Öldüm ben diyordu. Sabaha kadar ağladı. Süklüma, sana köle olurum, kul olurum. Ne olur kurtar. Yazık Hürrem. Yapma Hürrem Hatun, elimden bir şey gelmez. Valide Sultan'ın önünde kimse duramaz. Zalim Allah kellem gider. Çok altın verdim sana. Yazık olsun. Kaçır beni, sakla. Laftan anlamıyorsun. Bitti, buraya kadar. Gideceksin. Sümbül Ağa, Sümbül Ağa. Bekle Nigar Kalfa, geliyorum. Valide Sultan Hürrem'i çağırıyor, insin aşağıya. Yürü gidiyoruz. Valide Sultan'ın huzurunda deli deli konuşma. Ne derse tamam de. Yoksa o güzel başın gider. Yürü gidiyoruz. Yürü! Hadi! Da benim kararlarıma karşı çıkıyorsun. Senin haddin midir? Sana böyle mi öğretiyorlar? Ben ne söylersem odur, anladın mı? Sultanım, ben suçsuz. Sus! Açma ağzını. Senin suçun çok büyük. Sen ağza alınmayacak terbiyesizlikler yaptın. Senin boynunu vurdurmak elzemken
gelin edip yolluyorum. Ben gelin olmam. Bana yabancı o adam. Ben Müslüman kadın oldum sultanım. Müslümana acı. Kes. Mübarek dinimizi de o yalancı ağzına alma. Daye, al götür bunu, yok et. Yok et, gözüm görmesin. Akşama kalmadan da teslim edin gitsin. Sultanım, gidemem. Teslim olmam. Ben gebeyim. Gelin olmamak için yalan söylüyorsan seni ne yaparım biliyor musun? Biliyor sultanım. Yalan yok. Gebeğim. Sultan Süleyman'a erkek çocuk. Sus, kes. Daha odasına götürün, kilitleyin. Kimse biliyor mu gebeliğini? Bilmiyor, söylemedi. Neden? Böyle bir habere nasıl söylemekten geri kaldın? Dediler tehlikeli. Çocuk büyümeden söyleme. Başa iş gelir. Çocuk, ben ölürüm. Göreceğiz başına ne iş geleceğini. Götürün şunu. Doğru söylüyor olabilir mi dahi? Ben bundan her oyunu beklerim sultanım. Ya doğruysa? Lala Paşa'ya ne diyeceğim? Oğlu da hazır, alıp gitmeyi bekliyor. Rezalet, büyük rezalet. Hürrem. Hürrem. Odadan çıkmak yasak. Valide Sultan ne yaptı? Konuşma. Sus dedi. Sen gelin olacaksın dedi. Olmaz dedim. Ben gebeyim dedim. Çocuk yok. Yalan söyle. Lan ortaya çıkınca öldürürler seni. Kaçacağım. Sakla beni. Yapma, olmaz. Olacak Maria. Ben kaçacak. Kalfa, kapa kapını. Batur oğlum, pek heyecanlı gördüm seni. Telaş etme. Hazırlıklarını hemen bitirecekler Hürrem Hatun'un. Efendim, siz nasıl uygun görürseniz. Valide Sultan'ın methettiği kadar var mı? Sen gördün. Söylenenler doğrudur efendim. Harem ağası Sümbül Ağa haber getirecek. İçin rahat olsun. Zevceni alıp Edirne'ye döneceksin. Nasılsın Hürrem Hatun? İyiyim. Neden kekeliyorsun, titriyorsun? Bugün senin en mutlu günün olması lazım. Gebe kalmışsın. Artık sana karada ölüm yok. Hele bir de oğlan doğurursan. Vay 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 vay. Korkuyorum. Kimden korkuyorsun? Mahidevran.
O kadın beni öldürür. Esas yalan söylersen ölürsün. Değil mi Nigar Kalfa? Sen hatırlarsın, hani Rum bir cariye vardı. Ha, evet evet, hatırlamaz mıyım? Gebeyim diye dolanmış, hediyeleri, altınları almış. Meğer yastık bağlamış karnına. Hekim Hatun yalanını çıkarınca ortaya, karnını yarmışlar boydan boya. Saray burnundan denize atmışlar aşağı. Doğru söyle. Gebe misin? Hünkârımızdan haber var mı validem? Bugün yarın gelir. Dün gece sabaha kadar onunla uğraştım rüyamda. Su kenarında atıyla duruyordu. Elini suya soktu. Kocaman bir balığı eliyle tuttu. Bana uzattı. Balık kısmettir derler. Hayırdır inşallah. Hayırdır. Aa, kim gelmiş? Ders bitti mi? Bitti. Aferin. Hadi gel bahçede oynayalım. Sen bahçeyi boş ver şimdi. Gel ben sana terasta ne göstereceğim. Gel. Serpildi Mustafa. Boyu uzun olacak aslanım gibi. Sultanım duydunuz değil mi o kadının yaptıklarını? Gelin olmam... Çağırdım, konuştum. Lakin öyle bir şey söyledi ki şaştım kaldım. Sultanım keşke muhatap olmasaydınız o terbiyesizle. Her türlü kem söz var onda. Gebeyim dedi. Yalan. Yalan söylüyor. Sultanım, Lala Paşa Sümbül Ağa'yı çağırmış. Hadi ne zaman hazır olacak gelin demiş. Korktuğum başıma geldi. Ne diyelim şimdi? Sümbül Ağa konuşmuş mu Hürrem'le? Bayağı gözünü korkutmuş. Ağzından işin doğrusunu alabilmek için. Nuh diyor, peygamber demiyor. Ben gebeyim, gitmem diyormuş sultanım. Yalancı. Yalancı şeytan. Böyle olmaz. Akşam hekim kadına gizlice götür baksın. Kimse görmesin. Öyle hallet daha iyi. Lala Paşa'yı da oyalayayım biraz daha. Yarına kaldı deyin. Hürrem. Doğru söyle kurtul. Bebek yok. Doğru. Aşk var. Ben aşık Süleyman'a. Süleyman yok. Gitmem Edirne'ye. Başka erkek bana el sürsün, ölürüm. Sen esaslı aşık olmuşsun. Yazık sana. Maria. Sakla beni. Verme onlara. Sakla. Tamam. Saklayacağım seni. Çık dışarı. Hadi. Geliyorlar. Beni öldürecekler. Lala Paşa'm,
Valide Sultanımız hazırlık geç vakit bitecek. Yarın sabah teslim alsın cariyeyi derler. Sultanımız öyle uygun görmüşse makuldür. İyi. O vakit anası bir gece daha sarılsın oğluna. Gelmeyin! Keserim kendimi! Gelme! Hürrem kızım, yapma. İndir o elindekini. Ver bana. Vermem! Git! Hürrem Hatun, hadi ver onu. Bak yaralanmışsın. Gel elini saralım ha. Elin kanıyor, yazık. Hadi ver onu. Gel şu elini saralım. Akşam hekim muayene edecek seni. Hayır! Dokunmasın! Bebek düşer. Yeter ama Hürrem. Çocuk eğiliyoruz sanki. Hekim kadın görecek o kadar. Nigar Kalfa, ayrılma buradan. Süleyman var. Süleyman, yardım et. Gel. Kurtar aşkım. Kalk giyin. Bitti.
Hekim kadın. Öldük artık. Nedir söyle. Hadi söylesene. Gözün aydın, gebesin. Değil. Ben. Ah, şükür. Uyku mu tutmadı? Yok. Size bir bakayım istedim sultanım. Söyle dahi. Sonuç ne? Doğru söylemiş sultanım. Gebe. Allah'ım şükran sana. Oğlum. Duydunuz? Müjde verdi mi Ayşe Hatun? Hürrem Sultan gebe. Şehzade geliyor. Dedin mi cariyeler? Sus. Yavaş Hürrem. Yalan çıkacak. Yalan söyleyen, fitne atanlar kör olsun Maria. Hürrem Hatun yok. Hürrem Sultan de bana. Şehzade anasıyım. Gitmiyorum. Bu sarayda doğacak çocuk. İnşallah öyle olur Hürrem. Dua et Allah seni korusun şerden kem gözle. Sümbül Ağa burada. Sümbül Ağa. Sümbül Ağa, ben Müslüman olmak istiyorum. Beni Müslüman yap. Gir içeri. Ne yapalım Batur Bey sıkıştırıyorsa? Beklesinler dedim ya. Sultanım, gerçeği söyleyelim. Tabii söyleyelim. Hürrem Hatun gebe, onu veremeyiz. Başka verelim mi diyelim? Sözümü iki paralık mı edeyim daye? Aklını mı kaçırdın? Akıl mı kaldı bende? Bağışlayın. Hasta deyin. Ateşler içinde yanıyor. Durumu kötü. Yola gidemez deyin. Beklemesinler. Sonra iyileşince. Yani bu minvalde bir şeyler söyleyin. Hürrem Hatun ne yapalım? Ne buyurursunuz? Süklüm Ağa. Süklüm Ağa. Ay dilin kopsun. Ne var? Açım ben. Yemek istiyor. Bana ne? Yemek gelmedi mi? Yemedin mi? Oğlumla ben. O büyük kuşta. Hani içinde
Pilav dolu. Bıldırcın mı çekti canın Hürrem Hatun? Bak kendine gel, tepemi attırma. Git herkes ne yiyorsa onu ye. Tepeni tut. Uçarsın Bülah. Kendin gel. Sultan Süleyman'ın çocuk istiyor, buldurcu. Onun canı çekti. Hürrem, çabuk. Valide Sultan seni istiyor. Hadi. Hadi. Sümbül'a buldurucu unutma. Açız. İnnallâhe me'assâbirîn. Niye çağırdı Valide Sultan? Yine azar gibi ceza mı var? Bilmiyorum. Çağır dediler. Ben de çağırdım. O beni yollamaz artık Edirne, ha? Söyle. Saygılı ol. Kafanı salla. Çok da konuşma, o zaman yollamaz. Bak, çok yüz veriyorsun bu Hürrem Hatun'a. Yarın öbür gün tepemize çıkar bu. Bugün bıldırcın isteyen yarın fil ister. Atıp tutma, işini yap. Hatun padişahtan gebe kaldı. Var mı daha ötesi? Mecbur vereceğiz istediğine. Hayırdır? Seni çok hoş tutuyor zar. Kese kese altın mı veriyor sana? Senin dilin uzadı şeker ağa. Çarşı esnaftan sana gelen keseleri de söyle. Ah, efendim, afiyetle yesinler, buyursunlar, hazır bıldırcınlar. Revani tepsisini de bana yolla, canım çekti. Hay hay, hay hay. Bir kusur mu işledim sultanım? Af dilerim. Bundan böyle kusur yapmayasın diye çağırdım. Bu sarayda gebe hatunlar belli kaidelere göre yaşarlar. Nigar Kalfa öğretti bana ezber. Öğrendiklerini unutma sakın. Çocuk sağlıklı doğmalı. O yüzden gebeliğin ilerleyince özel odaya alınacaksın. Ortalıkta öyle dolaşıp cariyelerle hadise çıkarmayacaksın. O çocuk zarar görürse seni yok ederim. O senin çocuğun değil, Ali Osman'a aittir. Bunu aklından çıkarma. Git şimdi. Nigar Kalfa, şerbet tatlı dağıtılsın. Herkes bilsin ki Hürrem Hatun, Sultan Süleyman'ın canından can taşıyor. Nigar Kalfa, kimden bu şerbet? Hürrem Hatun'un gebelik müjdesi için Valide Sultan Hazretleri ikram yapılsın dedi. Duydun mu, doğruymuş. Doğru söylemiş işte, hamile. Şanslı hatun, azimli işte. Dedikodu yapmayın, günah. Bir hayır duası etsenize. İstemez. Süleyman, senin için ölürüm ben.